Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Yeni balıklarımız geldi. İran ve Endonezya ithalatı. İran'dan genelde monster türler geldi. Aravana ve Challenger'a ekledik Hobyhane'ye. Challenger'lar bayağı büyük. Bugüne kadarki en büyük Challenger'lar geldi. Maşallah formları, şekilleri, şemalleri, keyifleri yerinde. Labyolar geldi. 10 tane labyo. Şimdi yavaş yavaş renklerini almaya başladılar. Poşetin içinde bile birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar. Bu akvaryumda bu Loa akvaryumu yaptım. Elimdeki Phrenatus, Albino Phrenatus ve labyoları buraya koydum. Biraz daha sayıyı arttıracağım. Güzel bir akvaryum olacak. Burayı da hep bahsediyordum. Üst tarafı Ramirez akvaryumları yapıyorum. Seri tamamlanıyor neredeyse. Elektrik Blue Ramirez'i 10 adet. Bolivian Ramirez'i 10 adet. German Ramirez'i 10 adet. Yan yana koyduk. 10 tane zaten Gold Ramirez var. Onların renkleri falan, formları çok güzel, keyfi yerinde. Şu anda ışıklar kapandı. Gece 12 olduğu için biraz karanlık. Entler, karışık entler, lepistesler geldi. Bunları ışıkla falan daha düzgünce tekrar çekerim. Dişi betalar. Karışık. Pufferlar. 5 tane puffer ekledik. Spotted pufferlar. Benekli pufferlar. Bu içeride göstermediğimiz bir şey yok. Nerite salyangozlar. 15 adet nerite geldi. Barda biraz daha ekledik hobyhaneye. Sonracığıma maklakanta. Bundan da azaldı elimizde. Ve 90 adet neon tetra. Neon tetram da bitmişti. 45-45 paketli neon tetralarımız geldi. 100 tane almıyorum. Çünkü 100 tane alınca ölüyor, bir şeyler oluyor. Artık çözüm öyle buldum. 90 tane alıyorum. Maşallah sıkıntı olmuyor. Şimdi balıkları bir yerlerine alışsınlar. Onları, akvaryumları salalım ondan sonra. Sista marka şeffaf akvaryum silikonlarımız geldi. Biz bu hobiye gönül vermiş insanların vazgeçilmezidir. Gerek yeni akvaryum yapmak için, gerek tadilat yapmak için lazım. Akvaryum silikonlarımız stoklarımıza eklendi. Resun Air hava motorlarımız, stoklarımız güncellendi. Bazılarından azar azar kalmıştı. Hepsinden bol bol temin ettik. Resun Air 500'den başlıyor. 1000, 2000, 3000, 4000, 8000 ve LP60. Benim aşağıda hobihanede kullandıklarımdan bunlar 3 tane hobihanede var. Hep bir tanesi yaklaşık 35 tane, 40 tane falan akvaryumu hava basıyor. Gayet sessiz hava motorları bunların hepsi. Bol miktarda var. Hobihanem beta, ne derler, betalı günlerini yaşıyor. Hobihanemde olmadığı kadar çok beta var. Şu anda hepsi yeni geldi. Tam da yerlerine adapte olmadılar. Çeşit çeşit kuyruk yapısına sahip renklerde, desenlerde betalar geldi. Yan yana koydum şöyle bir. Fil kulaklar, half moonlar, delta kuyruklar, plakatlar, taç kuyruklar. Dediğim gibi sarısı, beyazı, kırmızısı, mavisi, her renk mevcut. Yerlerini, hobiyerdeki yerlerini aldılar. 2 metrelik akvaryumların üstü beta doldu. Yerli üretim yeni balıklarımız geldi. Aslin Avren'in
özel üretimleri L168 Butterfly plakolar 5 adet. Napoinsiz koldoraslar, hepsi damızlık boyda. Fosforlu parlayan koldoras türleri. Bir çift apistograma. Bakalım hobyhanedeki nadir türlerden bir tanesi olacaklar. Bir de yine büyük boy, damızlık boy. Get Buda gökkuşakları. 4 tür eklemiş olduk hobyhaneye. Yeni balıklarımız hobyhaneye giriş yaptı. Arovara'nın yanına arkadaşları reddil catfishleri getirdik. 2 tane reddil catfish. Uyukta da bayağı kırmızı kırmızı güzel bunları. Kelebek vatoz, bunlar Borneo. O bizim Svitlana Ninoata'lardan değil. Bayağı büyükler zaten. Hobyhaneye farklı bir tür olarak bunları da ekledik. Gladiatus olması lazım, Amerikan cikletler. 30 tane yavru boyda. Bunları da boylandıracağız inşallah. Çok güzel Japonlar. Tek tek hepsini kendim seçtim. Bunlar klasik Japonlar. Şurada Oranda yavruları var. Ve teleskoplar. Hepsini özenle tek tek seçerek aldım. Demisoni. Denisoni ile karıştırıyorum ben bunları sürekli. Demisoni bunlar. Var dedim ama daha büyük boyda denk geldi. Benimkilerle karıştırmak için. Özellikle bende çok erkek vardı. Biraz daha çok yoğunlukla dişlerden aldım. Frenatus krallığımıza eklemelere devam ediyoruz. Albino ve klasik Frenatus'lardan 10'ar tane ekledik. Bunlar da bu akvaryumda çok güzel olacaklar. Keyifleri de yerinde. Iceman. 2 tane farklı toptancı denk geldi. İkisinden de 10'ar tane aldım Iceman'lerden. Elimde zaten hiç kalmamıştı. Ekleme yapmış olduk. Platiler. Güzel kırmızı platiler denk geldi. 30 tane aldım. Sarı moliler de çok güzel. İçlerinde hatta velifere olanlar da var. Şöyle gösterebilecek miyiz acaba bilmiyorum ama. Velifere olan şu andaki ha, şu. Artık göründüğü kadar. Sonracığıma balon moliler. Bunlar da çok güzeldi. Hem black moliler hem de karışık olarak balon molilerimiz var. Lepistesler. Bu partide yine çok güzel lepistesler geldi. Burada ağırlık biraz erkek, yine dişler var da erkekler çok güzeldi. Bunun erkeklerini çok güzel seçtim. Şurada da full dişiler var. Hepsi neredeyse doğum yapmak üzere hamile dişler. Bunları da tek tek seçtim. Bu arada ben betaları göstermiş miydim? Ha, göstermiştim ama bunları ayrıca bir aralarını açarız. Kabarırken çekeriz videolarına. Kaplan tetrazon. Fakat şunlar panda tetrazon olacaktı. Değişik bir türdü. Gerçekten panda çöpçü gibi panda şeklinde tetrazonlardı ama yanlış vermişler bana. Nasip olmadı diyelim artık. Makrakanta, 15 tane makrakanta ekledik hobyhaneye. Bunlardan da bayağı azalmıştı. Pakistan botyamız da birkaç tane kalmıştı. Küçük boydalar ama şirinler. Büyütürüz biz onları. Gül tetra. Geçenlerde söylemiştim. 10 tane aldım pişman oldum diye. 20 tane daha aldım. Çok güzel çünkü bunlar da. Ve efsaneler. Monster plakolar. L200 ve L128. 2 tane L200 yeşil renkli. L128 de mavi tonlarda. Bunları hobyhaneye ekledik. Kardinal Neon Tetra 50 tane. Birkaç tane kaybımız var ama canımız sağ olsun. Red Lizard vatozlar. 7 tane daha Red Lizard vatoz ekledik hobyhaneye. İtal fosforlu zebra danıyorlar. Rengarenk renk cümbüşü. Toplam 60 tane olması lazım. 20 yeşili, 20 pembe, 10 mavi, 10 sarı olarak aldım. Siyah neon tetra da bitmişti hobyhanemizde. Onlardan da bir 15 tane ekledik. Boynuzlu nerite salyangozu. Güzel yosun yiyiciler. Ve son olarak da gökkuşağı neydi? Bonesema gibi bir ismi olması lazım. Şu anda hamsi gibi duruyorlar. Gri gri. Hiç renkleri yok. Ama büyüdükçe güzel kırmızılıklara bürünüyorlar.
Biraz zaman alacak. Birkaç ayı bulur bunların renklenmesi. Balıklarımız bu şekilde. Bayağı da malzeme var ama malzemeler şu anda yerleşmesi için vaktim yok. Yani dükkanın içine giremiyorum. Öyle bir malzeme yoğunluğu var. Onları bir düzenleyip videonun devamında sizlere gösteririm. Evet, malzemeleri düzenledik. Bu sefer bayağı malzeme oldu. Eksik ışıklarımızı tamamladık. Aquamaster'ın su içinde yanan led şeklinde. Uzun hava taşlarımız, bunlardan da elimizde kalmamıştı. Kaçtı bunlar? 50 santim, 70 santim ve 90 santimlikler. Şu çiftli pipo filtre. 3 hatta 4 gözlü iç filtre. Kısmen bir dış filtre mantığıyla çalışan iç filtre. Bayağı etkili gerçekten. Bunun 3 katlısını ben evde kullanıyorum. Gene boy boy iç filtrelerimiz. Yavruluk, ikili yavruluk. Bu bayağı geniş. Şu kendinden seramikli, pardon, kendinden motorlu halinin motorsuz pipo filtresi. Seramik de konuyor bunların altına. Artemis çıkartma seti, BioLife'ın akıllı yavruluğu, kaplumbağa akvaryumu yuvası, dekorlar. Bu dekor işi biraz hoşuma gitmeye başladı. Buldukça ekliyorum hobihaneye. Bitki tohumu. Bunu böyle ara ara soruyor arkadaşlar. 3 çeşit bitkinin tohumunu aldım. Şöyle isimlerini falan da göstereyim de. Temin etmek isteyen arkadaşlar ulaşabilir. Küçük hava taşları, bunlar bayağı ilgi gördü. Küçük küçük, minik minik, herkesin hoşuna gidiyor. Derecelerimiz, birkaç tane ekstra ısıtıcımız vardı. Küp. Şimdi şunlar bayağı güzel şeyler. Nitrofur mu? Nitrozon. Hemen arkasında yazıyor zaten. Bu mesela tatlı su ve tuzlu su balıklarının bakteri ve mantarlara karşı su düzenleyicisi. Bir tane hiç görmediğim bir şey var. Bu Bactofeeder. Bu klasik zaten bakteri besleyicisi. Beyaz benek ilacı. Şu sanırım Spotex. Evet, beyaz benek tedavisinde kullanılıyormuş. Direkt böyle bir ilaç olduğunu bilmiyordum. Genelde işte ısıyı yükseltip tuz filan tedavisiyle kullanıyoruz ama böyle bir ilacı da varmış. Bu da sudaki kloru, kireci, uçurucu, su düzenleyicisi. Bunlardan da temin ettik. Şu küçük pipo filtreler aslında, bunlar tam şeylik. Fanusun içine de bile konulabiliyor da bulamadım. Elimde çok vardı aslında, sattık, bitirdik. Şimdi bir tane buldum. Ona ekledik tekrardan. Çeşit çeşit kuru kafa modelleri. Bunlar da bazı arkadaşların ilgisini çekiyor. Özellikle monster türlü besleyenler koyuyor bunlardan. İtel akvaryumlar biraz kare gibi dikine. Ve özellikle şöyle arkası boş. Bu da şey mantığıyla. Zaten İtel akvaryum böyle bitkili nano akvaryumlar yapıyorlar. Şelerli filtre kullanıyorlar. O amaçla mantıklı olmuş. Şu akvaryumlarda da büyüğünden daha önce de vardı elimde. Kapakları tam böyle eski tarz. Eskiden benim bile vardı yani. Babamdan kalma bir akvaryumum vardı. Şu kapaklar falan şöyle nostaljik bir görüntüsü var. İçine ışık sisteminin her şeyi hazır ama kablo ve bir ampul takmak gerekiyor. Bu da iki boy halinde. Bol miktarda elyaf, ikili yavruluk, balık poşetlerimiz. Bu karides yemi mi diyeyim artık, karides stick diye geçiyor. Bunu akvaryuma böyle dikiyorsunuz, çubuk gibi, karides de bunun üzerinden bunu yemeye başlıyor. Çok güzel bir görsel oluyor. Bu da karides için bir küp değil, kök. Kafa gitti artık yorgunluktan. Misket gübre. Aklıma geldi. Misket gübre. Bu da bitki yapıştırıcısı. Daha önceden de almıştım böyle paket halinde. Bitmişti. Şu anda tekrardan temin ettik. Smart'ın 20 santimlik armatürü. Gene bir pipo filtre ama bunların süngerleri falan bayağı kaliteli oluyor. Zaten kutusundan belli oluyor. Dip çekim aparatı. Şu dip çekim aparatı. Bende dip çekim aparatı çok da. Özellikle şu uzun şey olması, ağzının şöyle uzun olması ve toprağı hiç çekmeden döndürmesi açısından çok güzel bu.
Aynı zamanda vanalı. Birkaç akvaryum arasında geçiş yaparken avantajınız oluyor. Vanayı kapatıyorsunuz. Siyah kuvars kumlarımız, biyolojik süngerlerimiz, bol miktarda sunsun. Dış filtre 603B. 6 adet geldi. İnme, mıknatıslı artemya. Yarım kilo aldım. Ve bol miktarda yati kökü. Yati kökleri iki ayrı kutuda. Farkları ne? Bunlar büyük büyük olanlar. Bunlar çok küçük küçük nano akvaryumlara böyle. Ufak kardeş akvaryumlarında kullanmak için bol miktarda küçük yati köklerimiz var. Vallahi doldu dükkan. Yürüyecek yer kalmadı. Artık bunları yarın yerlerine yerleştireceğiz. Bugünlük bu kadar. Yeter. Blue Metal Snake Skin Lipsteslerimiz geldi. Maşallah hepsinin formları, boyutları, dişliler full hamile, mükemmel durumdalar. Yine güzel bir tür daha hobihaneye eklenmiş oldu. Uzun bir aradan sonra su pirasine macerasına tekrar başlıyoruz. 5 tane ayrı kaba dağıttım su pirasına. Şu beyaz da çok daha güzel görünüyor. Özellikle birine bir şey olursa diye 5 farklı kaba koydum. Şimdi bir dip çekimi yaptığım suyu bunlara boşalttım. Bakalım nasıl olacak gelişmeleri. Bu arada dükkandaki akvaryumda da bitmişlerdi ya, yumurtadan tekrar çıkmaya başladılar. Tek tük gördüm. Bunların gelmesiyle onların ortaya çıkması aynı ana denk geldi. Bakalım, bunları da böyle buraya koyduk. 5 kapta deneyeceğiz tekrardan. Azalan KTS stoklarımızı, seri KTS stoklarımızı yeniden güncelliyoruz. Elene KTS salyangozlar 80 adet hobihanem stoklarına giriş yaptı. Öyle av peşinde geziniyorlar. Beklediğimden çok daha güzel balıklar geldi arkadaşlar. Bu kırmızı imparatorları daha önceden almıştım ama küçük boylulardı. Bu boy efsane güzel, büyük boyda geldi ve poşetin içinde olmana rağmen renkleri harika. Red ruby cikletler. Bir miktar red ruby'lerim burada. Bir de burada yaşayan kayalar var. Onlar da çok güzel desenler oluyor. Bir color labio ekledik. Bu labio frenatus krallığımıza 10 adet daha eklendi. Bayağı güzel bir akvaryum oldu. Tamamen onlara ait. Balon, tül, German Ramonezler geldi. Bunların da keyifleri yerinde. Formları güzel. Burası da Ramirez Krallığı yan yana. Gold, Bolivian, German, Electric Blue. Dizdik onların hepsini. Astronotlarımız geldi. Leopar astronotlar. Hatta içlerinde tüller bile var. Bak şu tül olan. Güzel. Formları falan harika balıkların. Bizim diğer limon, tiger ve Çili astronotlar da burada. Red, Scarlet, Badis Badisteriz vardı. Şimdi Black Tiger'lar ekledim. Bunlar çok küçük ve şu anda daha hobihanenin ışıkları açılmadığı için biraz karanlıkta kaldılar. Onları daha sonra gösteririm. İçeriye geçelim. Red Lizard Loahlar. Geçen sefer 5 tane almıştım. Çok güzel balıklar gerçekten. 10 tane daha ekledik hobihanemize. Odaklarımızı 8'de göstersek. Biraz kararmış duruyorlar ama desenleri falan efsane normalde. Hiç gösteremedim size ama. Şöyle yapmaya çalışsak, biraz oynatalım bunları. Böyle daha iyi oldular. Ayrıca çekerim artık. Keyifleri yerine gelince, alışınca akvaryuma.
Leo Parvatoz, büyük boy Leo Parvatozları ekledik. Akvaryumun vazgeçilmez temizlik görevlileri. Bir efsane de burada arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Bu renk tonunda, bu formda kırmızı bal gromiler ve mozaik inci gromiler. Boyutları ve desenleri harika geldi. Maşallah gerçekten çok güzeller. Böyle olunca niye daha fazla almadım diye pişman oluyorum. 10'ar tane aldım ama keşke 20'şer tane alsaymışım. Aynı şekilde şu gül tahtalarda da aynı şeyi yaşadım. Bunlardan da 10'ar tane aldım. Keşke daha çok alsaydım diye düşünüyordum. Şimdi bir de daha da büyüdü bunlar. Daha da güzelleşti. Bilemiyorum işte. Yani İzmir'e gidip kendim alıyorum da. Bunlar İstanbul'dan geliyor. Görmeden aldığım için bilemiyoruz. Gökkuşakları Blue Lucatrus olması lazım. Bir de Parkinson gökkuşakları geldi. 10'ar tane. Şu anda tamamen hepsi hamsi şeklinde. Mavilerde hafif mavilik var aslında. Ama güzelleşecekler burada zamanla. Bu kadar. Ha, olur mu? Tül zebra danıyorlar var bir de. Bunlar da güzel. Tülleri falan harika gerçekten. Renksiz ama orijinal formdalar. Orijinal renkinde olmasına rağmen tülleri gerçekten harika. Bunlardan da 25 tane ekledik o bihaneye. Şöyle bir bakalım. Bu parti çok fazla balık gelmedi ama çok güzel balıklar geldi. Hele şu kırmızı imparatorlar harika. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten cikletleri sevmeye başladım yani. Büyük laf etmemek lazım. Her zaman söylüyorum artık beslemeyeceğim balık yok diye. Zamanda ciklet beslemem diyordum ama gerçekten çok güzel cikletler var. Hele Amerikan ciklet grubumuz. Bir sürü akvaryumda Amerikan ciklet var. Malawi cikletler var. Bir Tropius yok. Onu da beslemem demiyorum dediğim gibi. Bir gün belki onları da sevmeye başlarım. Bugünkü gelenler de bu şekilde. Bakalım devamında neler olacak artık. Betaların keyifleri bayağı yerine geldi. Şöyle bir çekeyim, tek tek göstereyim senin sizlere. Bazılarının kuyruklarında yıpranmalar var ama toparlıyoruz. Özellikle onun için ne yaptığımı da anlatayım size. 3-4 günde bir düzenli su değişimi ve su değişimini şu şekilde yapıyorum. Hep aynı bir akvaryumdan su alıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradaki kırmızı burunların akvaryumdan su alıyorum sürekli. 3-4 günde bir su değişimi o şekilde yapıyorum. Yani komple bu suyu boşaltıyorum. Aynı bakteri kültüründen devam ederekten aynı yerden aynı suları alıyorum sürekli. Bir de kullandığım bir tane sıvı var. Onu da göstereceğim şimdi. Şu arkadaşlar çok güzel normaldi ama döndürmedi kendini. Şu bayağı büyük. Kabın içine sığmıyor. Fil kulaklarımız maşallah. Her zamanki gibi efsaneler. Bunun kuyruğu da çok kısaydı. Bu da uzuyor. Bunun bayağı yıpranıktı zaten. Yavaş yavaş geliyor. Şu ilaç. Her su değişiminde bundan kullanıyorum. Beta mineral. Kristal Pro'nun. Bayağı etkili bir şey. Plakatlar. Taç betalar. Dediğim gibi bayağı keyifleri yerinde. Supresi, Artemia, çeşitli kuru yemler, beslenmeleri gayet güzel. Özellikle Ceratiscus ve Tetradiscus'u çok seviyorlar. Zaten Supresi ve Artemia asla hayır demedikleri. Ölmek üzere olan Beta bile Artemia ve Supresi'ni severek yiyor. Evet. Bu şekilde betalarımızı da güzelce göstermiş olduk. Şu dönmeyenler, açılanlar şöyle bir son birkaç kere daha çekeyim.
hala bıraktığımız gibi duruyor. Dön bakayım birazcık. Yok, göstermeyecek bugün kendini. Bir sonraki sefer bakarız biz de ona. Betalarımız da bu şekilde. Hobihanemde birkaç değişiklik yaptık. Bütün diskusları buraya toparladım. Çok da güzel oldu. Şurada diskusların yarısı buradaydı. Hep bu sağ tarafa köşeye toplanıyorlardı. Kimse görmüyordu. Şimdi buraya koydum. Diskuslar çoğalmış diyor herkes. Halbuki buradalardı ama kendilerini göstermiyorlardı. Böyle güzel oldu. Burası diskus akvaryum oldu. Buraya da şurada silver dolarlar, büyük tetra grupları, gene burada silver dolar, paçular, leoparuslar, çeşit çeşit bir sürü balık vardı. Albino paçular falan. Hepsini buraya toparladım. Burası da güzel oldu. Bir tane kök attım daha batmadı ama o kökü de bir dizayn edeceğiz. Burası da büyüyen tetra grupları oldu, öyle söyleyeyim. Pink tail'ler falan efsane oldu burada. Uyrukları falan çok güzel görünüyor. Black Barret. Silver dolarlar. Denisonlar. Denisonlar 15 tane oldu büyük ihtimalle. Tinfoil, albino tinfoil, makas kuyruk tetra. Çeşit çeşit güzel balık oldu. Mavi Kolombiya tetra. Gördükçe söylüyorum size. Şunlar albino paçolar. Klasik silver dolarlar. Bir de adını söyleyemediğim bir balık. Boyna Ayrtais. Boysa Ayrtais gibi bir tetra türü. O balığı nedense söylemekte zorlanıyorum. Bir de şuraya küçük Amerikan cikletleri toparladık. Gladiatus var. Hadi öbür yandan söyle. Ateş ağız var. Regani var. İki tür daha var ama şu anda aklıma gelmiyor. Türün bir tanesi bu. Salveni. Salveni olması lazım aynen. Bir de şu morlu bir ciklet var. Amerikan cikleti, bu B ile başlıyordu bunun adı da. Bonjour gibi bir şeydi sanki. Öyle 5 tür küçük Amerikan cikleti buraya toparladık. Ateş ağızları baya güzel renklenmeye başladı. Bunlar da burada büyümeye devam ediyor. Tabii bunu yaptık. Bir sürü akvaryum boşa çıktı. O da şimdi yeni gelecek ithalatlar için. Şurası boşaldı. Şurası boşaldı. Şuralar boşaldı. Güzel oldu. Şu altlarda da hep boş akvaryumlar var. Yeni türler için yerlerimiz açılmış oldu. Şu diğer benim görsel akvaryumları da çekelim. Burası da karma bir Amerikan gibi. Büyük paçular, severyumlar, gold severyum, red severyum, green severyum. Burada da silver dolarlar var. Kral ciklet var. Overlaus var. Ha, şurada da büyük 7 tane Amerikan ciklet vardı. Herodot'tu sanırım. Onları da buraya aldık. Kübanlar var burada. Burada da yine Amerikanlar, mücevher cikletler, Argus'lar, Black Belt'ler. İki tane Melerambom kaldı. Bunlar da nadir türlerden. Başka ne var? Green Texas var. Bu akvaryum da bu şekilde. Bu 4 akvaryum da bayağı kendimce güzel oldu. Şöyle gösterelim hepsini. Fişka yem stoklarımız fullendi. Azalanlar vardı. Hepsini ağzına kadar doldurduk. İşte çeşit çeşit büyük cikletler yemi, malavi cikletler yemi, diskusun klasik yemi, renklendiricisi, boylandırıcısı, beta yemi, plako ve koldurasları için, canlı doğuran grupları için, özellikle lepsesler için, karidesler, tropikal balıklar, yavru büyütme,
karides ve kerevit ve Japonlar için şu Goldie özellikle yeni çıktı. Orandalara kafa yaptırma yemi. Böyle çok çeşitli kullanışlı yemleri var ve çok genel anlamda da kullanan herkes çok memnun bu yemlerden. Biz de stoklarımızı fulledik. Ha bir de dereceleri var. Çok hoş beslediğiniz balık türüne göre. Lepistes, Discus, Japon, Frontosa, Tropius, Melek, Vatoz, Beta, Nazar boncuğu, balık nazar değmemesi için dereceler de var. Şöyle hemen yakından göstereyim. Mesela burası 20, 18-20 derece. Bu şekilde dereceyi görebiliyorsunuz. Akvaryumumuzun ön camına yapıştıraraktan. 30 adet Svitlana linoata kelebek vatozumuz geldi. Ve 30 tane de sivrisinek rasporumuz. İnşallah keyifleri çok yerinde. Bu arada büyük boy vatoz ve sarı prensesler de geldi. Bir tane de büyük boy damızlık Demisoni var. Onları da buraya ekleyeceğiz. Evet, dünyanın ithalatı. İran, Afrika, Nijerya, Endonezya'da da bir miktar şu anda var. 2 gün sonra Endonezya'nın devamı gelecek. Şöyle bir gösterelim balıkları. Şimdi gerçi bunlar yerli üretim. Rio, Paraguay, Türkiye'de var yani işin içinde. Allah'a şükür bir şeyler üretebiliyor arkadaşlar. 5 adet Rio, Paraguay, damızlık altı, vatoz. Apisto bakalım Hobihane'ye giriş yaptı sonunda. Sanırım bu sefer sularına karıştırabileceğiz Hobihane sularına. 5 tane kakudu orange erkek. Özellikle erkek aldım. Arkadaş dedi ki dişi alırsan kavga etmeye başlar, ortalık karışır. Erkeklerle ortam şenlensin. Bir de bunlar yerli üretim ve tamamen çeşme suyuna alışkın. Ondan böyle bir denemek istedim. Transgenetik XX large'lar tam damızlık boyda yeşil, kırmızı, turuncuya kayanlar da var içinde. Birkaç tane mavi gibi de var. Ultra jumbo boy. Geçenlerde karışıklık oldu. Ben panda tetrazon istemiştim. Bana klasik kaplan tetrazon gelmişti. Şimdi panda tetrazonlarımızı aldık. Bunlar yerlerine alışınca bayağı güzel olacaklar. Hayalet balıklarımız azaldı. 2 tane kalmıştı elimde. 10 tane daha takviye yaptık. Afrika kelebek balığım bitmişti. 5 tane de ondan geldi. Bunlar bu akvaryumda bayağı güzel oluyorlar. Uzun süredir Hobihane'de olmayan öpüşen gromiler. Bundan da 5 tane aldık. Ve melek stoklarımız bayağı bayağı yenilendi. Toparladık tekrardan stoğu. Peraltum melekler 10 adet. Bunlar da yerli üretim. Melekler de yerli üretim. Albino platinyum ve normal platinyum, siyah gözlü platinyumlar var. Jumbo boy karışık melekler. Bunun içinde albinosu var, Filipin Blue var, Tricolor var, tülleri var içinde, Smokiler var, Bulgaryanlar var. Karışık bir büyük boy melek oldu burası. Yarasa yüzgeç melekler ve Tricolor melekler. Sunset melekler ve beyaz melekler. Sunsetleri çok eskiden ben almıştım. Bir şeyde çok özenirsiniz, başına kötü şeyler gelir ya, ama hepsi ölmüştü. 6 tane falan almıştım. Zamanında melek üretimi yaparken damızlık olarak yapmak için almıştım ama ölmüştü onlar. Şimdi tekrardan aldık. Meleklerimizi gösterdik. Buradası bitti. Şimdi dışarıya çıkalım. Dişi betalar da geldi. Üretim yapmak isteyen arkadaşlar için 5 adet dişi betamız geldi. Biraz beta işleri ne derler? Kızışıyor mu diyeyim? Güzelleşiyor mu diyeyim? Yani full beta var. Beta ile ilgili ciddi şeyler olacak. Bekleyin beni. Ember tetra azalmıştı. 25 tane ember tetra ekledik. Kardinal tetra. Bunlar büyük boy. Jumbo boy kardinal tetralar. Astronotlar bayağı güzel geldi. Astronotun devamı da gelecek ama bunlar da güzel. Albino tigerlar ve kırmızı leoparlar. Kırmızı leoparlar. Bugüne kadar hep kırmızı leopar almıştım ama şu anda gerçek kırmızı leoparlar geldi. Pegasus ve Silver Shark'larımızı ekledik. Bunlardan da azaldı. 15 tane makrakanta ekledik. Bunlar da boyutları, formları güzel. Çok enteresan. Green terörler, transgenetik green terörler. Valla renkleri, formları acayip güzel.
artık bütün balıkların transgenetini yapmaya başladılar. Bunların da her renginden 5'er tane aldım. Bunların da klasiğinden 10 tane gelecek 2 gün sonra. Onları da buraya ekleyeceğiz. Bolivyan Ramirez'ler neredeyse damımızı kaldı. Bunlar bir bu kadar daha büyüyorlar. Benim elimde küçükleri vardı ama 5 tane de büyük aldık. Komando çöpçülerimiz azalmıştı. Klasik çöpçülerimiz. Herkes özel tür çöpçü istemiyor. Onlar da gene özel sayılır. Yelken yüzgeç. Üst yüzgeçleri uzun uzun. Lepistesler. Güzel lepistesler geldi. Şu full jet'i herkes bekliyordu. Ciddi bir ilgi göreceğini düşünüyorum bunların. Yellow Tuxedo lepistesler. Neon Blue lepisteslerimiz geldi. Ve son olarak da karidesler geldi. Karidesler yukarıya çıkartacağız. Şimdilik burada duruyor. Karideslerimiz yukarıda biliyorsunuz. Mavi melek karideslerimiz de geldi. Şimdi ben 2 gün sabırsızlıkla yeni balıkları bekleyeceğim ama siz saniyeler sonra yeni gelen Endonezya ithalatını göreceksiniz. Bir de malzemelerimiz var. Onlar şu anda dağınık. Birkaç gün içinde toparlarsam onları da sizlere tekrardan gösteririm. Şu an itibariyle resmen dükkanda hareket edecek yer kalmadı. Gerçi toparlayacağız da. Yeni gelen ürünleri şöyle bir yaydık ortalığa. Bir kişinin gelip geçeceği kadar yer kaldı. Bombeli akvaryum setlerimiz geldi. 1 metre 80 santim, 65 santim, 50 santim ve 35 santimlik bombeli akvaryumlar. Kendinden ışıklı, ledli kare akvaryum. 30'a 30 küçük bir akvaryumumuz. Mopani kökleri, mangrove kökleri. Farklı farklı şekillerde. Şöyle küçük akvaryumlarımız geldi. Onlar da bitmişti. Beta gibi bir iki tane Japon besleyebilecek gibi akvaryumlar. Dış filtreleri arttırıyoruz hobihanede. Tetra X 600, Dopin C 500, LifeTech 838, Sunsun 602. 603 zaten bayağı var elimde. Böyle biraz dış filtre stoklarını arttırmaya başladım. Bir iki model daha var aklımda. Onları da ekleyeceğim. Arkofon 80 santimlik. Çift taraflı hem siyah hem mavi renklerde. Kum çeşitlerimiz. Kum zaten vardı bayağı da biraz stokları arttırdık. Azalanlardan fazla fazla aldım. Lav kırığı 3 boyda. 1 numara, 2 numara ve 3 numara olarak lav kırıklarımız var. Sarı silisler. Beyaz çakıl taşları. Şimdi siyah bazalt kum. Bu bitki kumu. Zaten bunu aktif olarak ben de kullanıyorum. Birçok arkadaşa veriyorum. Herkes rahatça bitki yetiştiriyor. Bu da 1 numara, 2 numara ve 3 numarası var. Ama şimdi özel bir kum geldi. Normalde piyasada şunlara da herkes Hagen kum diyor. Ama en orijinal Hagen değil de Hagen'in aynı formülü. Şimdi bu bazalt kumun demir yoğunluğu az. Şunlar da demir yoğunluğu daha az, fazla. İşte bitkiler için bunlar daha faydalı. Ama şöyle bir dezavantajı var. İşte her zaman söylüyoruz salyangoz, vatoz, karides gibi canlılar bu demir yoğunluğu fazla olan kumlarda maalesef etkileniyor ve ölümcül sonuçlar olabiliyor. Sadece bitki düşünen arkadaşlar için, bitkiyi daha iyi beslemesi için Hagen formüllü siyah kumumuz. Bu klasik gene bitkide kullandığımız bazalt kumumuz. O detayı bir anlatalım. İç filtremiz boy boy iç filtreler geldi. Isıtıcılardan eksilenleri aldık. Vatoz küplerimiz, cam ayraçlarımız, akvaryum 2'ye 3'e bölebilmek için lepistes yemi, çeşitli katkı maddeleri, karides için, Japon için, lepistes için, diskus için, ciklet için, beta mineralleri, bakteri besleyicileri, bitki sıvı gübreleri, gene yem ve şu da bitki misket gübresi. Dediğim gibi boy boy iç filtrelerimiz. Dış filtreler için aktif karbon, otomatik yemleme makinesi, neydi bunun altına koyduğumuz, seramikli pipo filtre, yapay bitkiler, bonsai, yapay bitkisi, bunlar eklenerekten birbirine çok hoş şeyler oluyor, bir görsel oluyor. Ve dediğim gibi akvaryumlarımız geldi. Şimdi bunları yerleştirmesi kaldı. Bir de yavrumuz vardı, onu saymayı unuttum büyük ihtimalle. Tekli yavruluklar, hava taşları, 60 santim, yok 50 santim, 80 santim, 50, 70, 80 santimlik hava taşlarımız geldi. Samplı pipo filtrelerimiz geldi.
Güzel bir sistem var bu pipo filtrelerden. Hem biyolojik sünger sayesinde güzel bir filtrasyon yapıyor. Hem de farklı bir dizaynı var. 3 boy mevcut. Hepsinden 5'er tane getirdik. Özel yapım yavruluklarımız da geldi. 5 boy halinde. En büyükten en küçüğüne kadar. Şunlar resmen mini akvaryum zaten hepsi. Arkada vantuzları var. Akvaryum içine yapışacak şekilde. İçine artık vatoz yavrusu olur. Lepistes veya ciklet yavrusu olur. Neyin yavrusunu istiyorsanız koyun, yavruyu bırakın. Normal bir balık bile besleyebilirsiniz bunun içinde. Bir tane akvaryumda birbirleriyle anlaşamayan farklı türleri rahatlıkla besleyebilirsiniz. Hatta benim arkadaşlarım yaptı yani. Kök, küp falan koyup bildiğin vatozları orada üretip yavruları orada büyüttüler. Şunlar özellikle karidesler için. Farklı tür karidesleri aynı akvaryumda beslemek için veya karidesle birlikte yaşamayacak balıkları için kullanmaya çok elverişli. 5 boy halinde 2'şer tane hepsinden mevcut. Balıklarımız için güzel bir besin olan donmuş yemler Artemia ve Kankurdu. Artık stoklarımızda. Bunun da çeşitliliğini arttıracağız. Akvaryum ve balık üzerine her şeyi bize hobi önemize eklemiş olacağız. Çok güzel ürünler gelmeye devam ediyor. 5 tane almıştım. Tahmin ettiğim gibi zaten herkesin çok ilgisi oldu bu klasik, nostaljik turbo filtrelere. 30 tane daha aldım. Gerçi bir tane eksik kalmış ama o daha sonra gönderecekler. Box filtre. Bu da güzel bir pipo filtre mantığıyla çalışıyor. Bunun yedek süngerleri de var. Vanalar, küçük pipo ve büyük pipo yedek süngerleri, dip süpürgesi, check valve, biobal, büyük Artemia kepçeleri. Şimdi bir parti daha gelecek. Bu birinci partisiydi kargonun. Onu da geldiği zaman devamında videonun gösteririm sizlere. Damızlık Bolivyan ve yavruları geldi. Bolivyan Ramirez'e. Bir erkek, iki dişi. Trio şeklinde. Bunlar da onların yavruları. Bu boyda Bolivyan Ramirez'i görmek biraz zor. Gene benden gitmişti bunlar zamanında. Arkadaş üretti, geri getirdi bana. Hepsi kendi yavruları. Uzun süredir hobi hanemizde eksik olan elektrik Blue Jack temsillerimiz geldi. 10 adet hobi haneme ekledik. Ve gene çok uzun süredir gelmeyen, zaten bir kere geldi. Onda da hepsi ölmüştü. Şimdi tekrar 10 tane Yellow Flagtail balıklarımız geldi. Hem boyutları çok güzel hem de kuyruklarındaki desenler harika. Ne yapar vatozlarımız? 10 adet dik yüzen balık geldi. Bunlar da izlemesi çok keyifli balıklar. Mavi leopar, bromi. Bu üç noktalardan biraz daha farklı desenleri var üzerinde. Kaplan deseni var. Beyaz yüzgeçli gül tetralar. Söylemiştim belki bundan 10 tane almıştım. Neden az aldım diye sonra da üzüldüm. Bendekiler şurada bakın. 20 tane daha, hatta 24 tane. Toptancının elindekinin hepsini, kalanların hepsini aldım. 24 tane. Gül tetramız geldi. Nerite, zebra neriteler. 15 adet büyük boyda geldi. Güzel geldiler. Bayık boyu dorasa geldi. 5 tane kalmıştı elimde. 10 tane daha ekledik. Ve panda, gararufa. Bunlar çok güzel yosun yiyiciler. Bak bir tanesi nasıl becerdi, şuraya kaçtı. Bak bak, onu kurtardık. 10 tane panda gararufa ve 3 tane reddizat loa geldi hobihanemize. 10 tane. Bunlar da aslında vardı da elimizde uzunca bir süredir gelmiyordu. Bir değişiği olanlar şu an. Mek. Mek olanlar vardı. Onlar daha kırmızı oluyor. İki türünü de eklemiş olduk. Sonra cuma. Heh, geldi, atlarını söyle şimdi. Dakera.
Sufle alıyoruz. Ve neydi onların adı? Overfail'lar. Overfail'ların büyükleri elimde var. Damızlık yumurtluyorlar. Ama uzun süredir bunlar da yoktu piyasada. Bunlardan da bir 10 tane ekledik o yani. Başka çekmediğimiz bir şey. Ha, kardinal tetralar var bir de. Kardinal neon tetralar bizde geldi 50 tane. Yani hobihane fullendi. 351 tür olduk. Şimdi bunları açalım bakalım yavaş yavaş. Bunlar da hobihane sularına girsin. Bugünkü videoda bu şekilde olsun arkadaşlar. Bayağı da uzun bir video oldu büyük ihtimalle. Parça parça her şeyi ekledik. Siz de keyifle seyretmişsinizdir inşallah. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.